Cansu Hocalar'ın dünyasından hayırlı günler diyorum canım Türkiye'm. Herkese selamun aleyküm. Allah'ın nur rahmet üzerinizde olsun. Canlar ben bugün neredeyim? Hemen böyle bir giriş yapıyorum. Ben bugün dışarıdayım. Bir kaçışım var. Onları hallettim. Aynı zamanda arabamı şöyle göstereyim. Buraya bir ayakkabıcı var bizim evin yanında. Karataş'ta. Güneykent mahallesinde. Burada bir ayakkabıcı var. Buraya ayakkabılarım vardı. Böyle birkaç tane ayakkabı vardı. Böyle hani kenarın tokası kopan, hani yapılması gereken onlar vardı. Volkan ayakkabısı falan vardı. Böyle karışık ayakkabı tamiratları vardı. Onun için geldim buraya. Gelmişken işte beyefendi arabayı gördü. Aklı gitti. Ya dedi hocam dedi nasıl güzel bir arabanız var. Dedim teşekkür ederim dedim. Eğer müsaitseniz ben çekim yapalım falan dedim. Tamam dedi. Şimdi ben aracımı bu şekilde park ettim. Şöyle göstereyim. Burada aynı zamanda sitenin girişi, arabaların gireceği bir yer var. Oraya hemen arabayı park ettim. Önde hemen ayakkabıcıya doğru ön tarafa geçiyoruz. Evet canlar falan gördüğünüz gibi. Burası sitenin girişi. Arabamı ben şu şekilde park ettim. Hemen içeri giriyoruz. Evet şu anda geldik. Gördüğünüz gibi yerdeki bavulun içerisinde birçok eşyam var. Onları getirdim. Merhaba ustam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Elhamdülillah. İsminiz nedir hocam? Benim ismim Seydi. Seydi Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormak lazım. Elhamdülillah. Seydi Bey, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ben burada bu dükkanda 13 yıldır belli buradayım. Evet. Daha bunun öncesinden belli ayakkabıcıyım yani. Yani esas toplam mesela. Kaç yıl ediyor? 40, 45, 42, 43 senedir belli. Hay maşallah. Maşallah. Yapıyorum. Daha önce ben size ayakkabı getirmiştim zaten tamirat için. Çok memnun kalmıştım. Evet. Şimdi tekrardan böyle birkaç tamirat işimiz vardı. Evet. Dedim hemen getireyim. Tesadüf bugün de şu anda hani sizi yakalamaz mı diye çok tehditteydim. Bugün pazar günü biraz normalde erken açarız da pazar günü düzenine dolayı biraz geç açıyoruz. Evet evet Allah razı olsun. Evet, sağ olun. Ustam neler yapıyorsunuz burada? Sizin ne tamirleri yapıyorsunuz? Biz ayakkabı yapıyoruz, şanta yapıyoruz, valiz yapıyoruz. Evet. Derimot tamiri yapıyoruz. Hı-hı. Yani aklınıza ne gelecek? Eşyayla ilgili her şeyi yapıyoruz yani. Maşallah yani sizde yok değil mi ustam? Ha, yok maşallah elimizden gelir. Yani. Ay elhamdülillah. Evet. Şimdi hatta benim işte bir bavulum vardı hemen şöyle göstereyim. Onun kenarında biraz bir fermuarıyla ilgili bir sıkıntı vardı. O yönden getirdim. Mustafa onu yapacak inşallah. Evet onu da yapacağım. Hepsini yapacağım. Tabii ayakkabı, bavulun içerisinde ayakkabılar var onları ben göstermiyorum size. Benim böyle topuğa düşen birkaç ayakkabım vardı ama onları getirdim. İşte birkaç canerin birkaç bir şeyi vardı. Ustam o zaman şöyle yapalım. Şimdi biz geldik sizden bir açılış yaptık. Daha sonra bunları sen tamir et. Ben geldiğim zaman tekrardan bu videonun ikinci devamını çekelim. Öncesi ve sonrası yapalım. İnşallah. Olur mu? Olur. Hatta içeriği de daha güzel, daha rahat çekmiş. Evet. Şu an çünkü dışarıya koyduğum malzemeler var. Hatta masa üzerine koymuş masa çantaları evet. Da. Hani içerisinde biraz eşyaları koyduğu için dağınık gibi toparlarsın. Sanırsam ben geldiğim zaman tekrardan içeriği de çekeriz. Tamam. Bu arada sen normal çanta da satıyorsun değil mi? Evet satışımı da var. Çanta, ayakkabı da satıyorsun. Ayakkabı, çanta satışımı da var yani. Tamam Rabbim nasip etsin o zaman. Amin, şimdi ben gidiyorum nasıl emanet ediyorum. Tekrardan bir sonrası çekim yapacağım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Herkese selamun aleyküm. Bugün ben neredeyim? Daha önce videonun başında çekmiştim. Ayakkabıcılığı, bizim en yanındaki ayakkabıcıya gelmiş. Seydi Usta'nın yanına gelmiştim. Ayakkabılarımı vermiştim. Daha sonra ayakkabılarım hazır olduğu zaman hani gelip alırım demiştim ama bir türlü kısmet olmadı. Aradan bir ay geçti. İçeriye girdim. Adam bana diyor ki Seydi Usta ya neredesin sen bacım ya diyor. Gittin gelmedin kayboldun diyor bana. Dedim evet biraz koşturmalarım var dedim. Haliyle siz beni biliyorsunuz. Şimdi akşam vaktinin eve geçti. Çocuktan Kaan'dan Volkan evdiler. Nereden hemen geldik buraya ki ayakkabılarımızı eşyalarımızı alalım dedi. Hem de videomuzu tamamlayalım dedik. Şu anda buradayız. Geldik. Seydi Ustam da şurada. Evet, merhabalar. Merhabalar. Şimdi ben size içeriği göstereceğim. Burada ne yapılıyor, ne var, ne yok. Çantalar neler yaptık. Çantalarım kenara dikildi mi ona bakacağız. Onları bir kontrol edeceğiz. Ayakkabılarımıza bakacağız. Tekrardan size dönüş yapacağım. Hemen kameraya döndürüyorum. Canlar buradan ben ne aldım? Çok güzel bir para cüzdanı aldım. Burada o kadar güzel cüzdanlar var ki rafta da demin çekim yaparken gördüm. Hatta Seydiyos'a dedim ki ya ustam dedim sen bu güzel cüzdanları niye oraya koyuyorsun? Ön tarafa koy. O da aynalı tam biz kadınlara özel bir aynalı cüzdan. Hemen kameraya çevirip size gösteriyorum. Şimdi Seydiyos'tan bize şu cüzdanı gösterir misin? Hah göster. Evet önce şu aynaya bakın. Aynaya bakın aynalı çok güzel. Tamam diğer tarafını gösterelim. Fark koma yeri. Evet. Yeri, bozuk para koma yeri. Evet. Bir de şunu aç. Şurayı da aç.
Buralarda kart yeri. Evet. Bakar mısın şunu güzelliğine ya. Bunların hepsi çil çil para da olacak. Altın da olacak diyormuşum. Çil çil para diyorum artık. Evet. Hayırlısı inşallah bereketli olsun. Evet. Bu arada Caner'de küçük bir hediyesi oldu. Hediyesi evet. Onu da göstermek istiyoruz. Caner'cim gösterir misin anneciğim? Ay çok güzel. Allah razı olsun. Tam Caner'lik. İnşallah, inşallah. İçine hatta bereket attık bile Caner'e. Evet. Sağ olsun, Seydus'tan evet. Verdi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Beğendin mi Caner? Cüzdanını? Evet. İşte beğendin mi diyorum. Beğendim, çok güzel. Aynalı maynalı. Evet. Allah razı olsun. Ama evet. Modeli de güzel, rengi de güzel. Evet, Allah razı olsun. Peki şu diğerlerine göstereyim ben Seydus'tan. Onu koy benim çantana. Bunu ben aldım. Şuradan da gösterelim. Şunu da bizler sana. Büyüğü de var şu şekil. Hı. Onu da aç bakalım göster. Yeni aynalı bir şekilde. Bayağı nafiyatlar da çok uygun söyleyeyim size. Şu şekilde aynalı. İç kısmını da aç bakalım. Şu kart koyma yerine. Şurası bozuk para. Evet. Şurası da kart koyma yeri ve gerçekten çok orijinal. Ve bu ürünler çok kaliteli. Hatta şurada da var. Şurada bakın Mango'nun. Evet. Bu da çok güzel aynı şekilde. Var var çeşidiniz var. O kadar çeşit var ki. Evet. Var yani. Şurada karşıda arkadaşlar bütün çeşitlerin hepsi orada. Bir de dıştan çekim yapmak istiyorum ben Seyit Usta'm. Evet. Sen de gel. Tamam, hemen çıkalım. Gel bakalım. Evet bakın burası. Şöyle göstereyim. Şurası Güneykent tramvay durağı. Bunun hemen karşısındayız. Bakın Beyza ayakkabı ve çanta. Her türlü tamirat yapılır. Geçerlidir diyor. Seyda ustam Allah razı olsun. Güzel bir çekim oldu. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel olsun. Gönlünce olsun diyoruz. Allah kat kat razı olsun. Şimdi hemen içeri gidip eşyalarımızı alalım. Sonra bir kapanış yapalım. Kapatalım. Allah'a emanetsiniz diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Merhaba Seydi Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormak lazım. Teşekkür ederim. Diyorsunuz ki bu kadın gitti gelmedi. Evet. Ya evet. Bir ay oldu. Evet. Ya ben sizin numaranızı aldım ama yanlış almışız demek ki. Evet. Orada bir rakamdan dolayı. Sonra 46 olacağına 45 almışım. Evet. Aynı şekilde bir sadece bir rakamdan dolayı. Evet. Dediğinizden de bu kadın gitti gelmedi. Evet ben de bekliyordum. Yani. Allah razı olsun. Eşyalarını yaptım bekliyorum. Sizi bekliyorum yani. Ay Allah razı olsun. Bu arada çantamda şurada bir sıkıntı vardı. Şurası ayrılmıştı. Ne kadar güzel dikmiş ya. Allah razı olsun. Evet. Bakın şurada da vardı aynı şekilde. Evet. Burayı da çok güzel dikmiş. Bak eşimin de ayakkabısının alt kısmında hafif bir sıkıntı vardı. Orayı da ben halletti. Da evet, evet evet maşallah çok güzel dikmiş. İçinde de tabii diğer ayakkabılarım var. Onları göstermiyorum. Şimdi Seda hocam. Evet. Burada aslında ne kadar güzel şeyler var. Çantalara bayıldım şu minik çantalar. Evet. Hepsi birbirinden güzel. Evet. Bunlar şurada da arkada da güzel çantalar var. Yani sen hem çanta satıyorsun, ayakkabı satıyorsan da ayakkabı tamiri tamir yapıyorsun. Tamir yapıyoruz evet. Bu işi kaç yıldır yapıyordunuz siz? Vallahi 35-40 senedir böyle ben bu işi maşallah. Yapıyorum. Ama bu bölgede 13 senedir böyle bu bölgedeyim. Evet. Güneykent'teyim. Yani ben çok önce, yıllar önce getirmiştim bir ayakkabımı. Onu da tanışmıştım sizinle. Evet. Hatırlıyorsunuz bilmiyorum ama ben memnun kalmıştım. Şimdi tekrardan ayakkabı çantamda sıkıntı olunca ben buraya geri getirdim. Evet. Tabii memnuniyet üzerine geliyoruz. Tabii tabii. En önemli şey yani. Müşteri memnuniyeti çok önemli bir şey yani. Bir de şey yapıyorsunuz hani güzel dikiyorsunuz. İşçiniz de çok güzel. Emeğimizi eksik etmek yani. Ve uygun fiyatta yapıyorsunuz. Evet. Emeğinizi cömertsiniz emeğiniz konusunda. Evet. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Şu dakikada çok güzel çantalar var. Bize bunlarla ilgili biraz fiyat verebilir misiniz? Evet tatlı ürünüm. Sizden... Aa, bu da sizin dikiş şeyiniz değil mi? Ayakkabı. Ayakkabı. Ya ben bunu görüyorum. Bu çok eskilerden çok kalan değil mi? Senden benden büyük bir makine. Çok kaç yaşındadır bu tahmini makine? 60-70 yaşında vardır yani rahat vardır yani. Siz bunu hani 40 yıl sizdeyse bir bunun evveliyeti de vardır ya, herhalde. Vardır, tabii ya vardır. Buradan dikiyorsun değil mi? Şuraya ayakkabıyı koyuyorsunuz. Evet ayakkabılar. Şuradan. Yani şurada ayak kısmı var bakın milletin ayağıyla çalıştırıyor. Evet. Bu arada burada bizim şey de var çantalar da var. Bunlarla ilgili bize biraz şey yapabilir misiniz? Bilgi verir misiniz? Fiyatlar nedir? Vallahi bunlara 70 lira diyoruz yani. Hı hı. Bunlara 70 lira diyoruz. Evet. Güzel kaliteli çantalarımız yani. Hı hı. Mesela işte bizim çantamızı evet. Diktiniz. Araba yeşil var. Bir dakika anneciğim. Ha şu şekil dikek bunun burasını dikmemiş. Kaç gözümüzden kaçmış. Ha öyle mi? Çocuk gösterdi bana burayı. Aa evet evet. Evet. Maşallah oğluma. O zaman siz dikin şöyle bir de canlı canlı çekelim evet, sizi. Evet daha iyi olur. Ha yani. Evet bizim için iyi oldu.
Ya inanın bazen akıl duruyor yorgunluktan. Hani sağ olsun canlar çok destek oluyor. Evet. Ya hayat i̇şte. Koşturma işte. Bu iki aklın yani tutmuyor işte. Kolay ya bir yani. De şu anda. Şu anda çok zor hayat yani. Çok zor bir de büyük evet. Bir sıkıntım var. Evet, kur yükselmesi. Ya bir rubun fiyatı almış başına gidiyor ya. Her şey. Bir pirincin fiyatı marketten aldığın birini ikinci gün aynı fiyatı alamıyorsun. Şu kullandığımız inliği geç. Bundan bir ay önce 16 milyon aldım. Bir hafta sonra gittim 20 milyon dedim. Şuradaki küçük bir iğneyi diyorsunuz evet, değil mi? Evet tek bir iğneyi söylüyorum yani. Ay Allah yardımcınız olsun. 16 milyon aldım bir hafta önce. Bir hafta sonra 20 milyon dedim. Şu anda gittim. Gitsem de daha ne ara olduğunu bilmiyorum. Ben sonra almadım yani. Ay Allah'ım ya Rabbim. Bakın kadar geç bir. Çok şu anda. Bakın canlı canlı. Dikim yapıyoruz. Yerimiz Güneykent'te. Evet. Güneykent tramvay durağının karşısındayız. Evet, yani. Güneykent tramvayın hemen karşısında. Gerçekten. Ayakkabı, çanta, valiz yaparız yani. Çok da güzel dikiyorsunuz yani. Ben memnunum arkadaşlar. Yine bakın yıllar önce yaptırmıştım yine geldim. Bu tabii beni getiren şey memnuniyet. Allah razı olsun. Tabii en önemli şey yani. Yani müşterinin parasını alıyoruz. İçimize sinmesi lazım. Yani hakkını vermemiz lazım. Yani. Allah razı olsun. Ya bunu siz böyle düşünüyorsunuz. Öyle düşünmeyen o kadar çok farklı zihniyetli insanlar var ki maalesef. Akşam kafamızı yastığa koyuyoruz yani. Çocuğun, ondan da çoluk çocuk besliyoruz yani. Ama hakkını veririk yani işimize. Bakın mesajdaki kenarının içine silmedi. Hemen tekrar düzelteyim dedim. Evet. Allah razı olsun. Kaç çocuk var Seyit Üstam? Efendim? Kaç tane çocuğunuz var? Elim otel 3 tane. Hayır maşallah kız erkek. 2 kızımız var 2 oğlumuz var. Oy yani. Kız bir tane mi? Evet. Kızlar da bir başka. Bende de 2 tane erkek var. Maşallah koş şey. Yiğitim 2 tane. Kızın ismi ne? Zerrin. Zerrin. Ay benim kayınvalidemin ismi. Caner evet. Bak babanın ismi Zerrin. Zerrin Hanım. Evet o Zerrin Hanım. Evet. Ay Allah razı olsun elinize kılınıza sağlık. Sağ olun Ayşar'ım size de sağ olun. Şurada Ayşe. Ayakkabılarım var bakın terliklerimizin. Şurasında sıkıntım vardı onu halletmiş evet. Sağ olsun. Ayakkabımın şurada kenarında bir problem vardı onu ben halletti. Evet şu ayakkabım aynı şekilde. Evet. Bu ayakkabım da. Ya bayağı bir sıkıntı çoktu. Daha bir poşet daha var biliyor musun ustam? Gelirken neden niye almadık diyorum. Bugün öyle bir yoğunluğum var ki. Biraz bir de şey araçla ilgili kış olduğu için evet. Aracı bakıma falan gitti bugün. Ay, bakımdan geldi. O yönden bayağı bir koştur yaptım bugün. Dedim şu ayakkabıları da bari gideyim alayım. Artık eşim diyor ki Cansu yağmur yağmaya başladı. Benim bot nerede diyor adam. Evet adam da haklı yani. Yağmur da yağıyor. Yok Allah'tan yedeği vardı. Bu onun yedek ayakkabısıydı. Evet, yine evet, de şey yaptım evet. Hemen gideyim bir bakayım dedim. Burada evet. Çantalar da çok güzelmiş. Bundan tam hani büyük. Ben burada yeşil var. Burada yeşil var. Hemen göstereyim Caner'cim. Bak şurada yeşil varmış. Tam bendik var. Yukarıda da varmış. Bak burada da var. Evet orada da varmış Caner'cim. Şuradakiler de çok güzelmiş bakın. Buraya çantaların fiyatları nedir buradakilerin? Bunlara da 150 lira diyoruz yani. Güzel ama gerçekten evet. Güzel çantalar. Hatta şu lacivertin bir değişiği bende var. Eşim almıştı bana. Evet. Allah'ım hayır zıt pazarlar versin. Cümlemize. Allah hayır zıt pazarlar versin. Bakın yukarı. Bunlar da şey çantası değil mi? Dağ bunlar çantası. Bunlar dağcı çantası. Dağcı çantası. Asker polis kullanıyor. Yani fiyat böyle. Nedir bunlarda? Bunlara da 130 lira diyoruz. Yani. Ama çok kullanışlı değil mi bunlar? Tabii. Deprem çantası. Oy Allah'ım. Için. Evet. Evet. Burada da kemerlerimiz evet, var. Bizim kemerlerde fiyat ne? Orijinal deri 8 sene 10 sene garantisini veriyoruz yani. Oo, bakın millet. Sen ne deri var mı? Deri. İşte oğlum bu deri zaten. Ne olur. Evet, fiyat bunlar, nedir? Bunlara da 60 lira diyoruz. Orijinal deriye. Bak onlar deri değil. Bir yan sanayisi. Bir onun üst şeyi var. Şu mu deri? Bu onlar deri değil. Deriler hangisi? Deriler şunlar. Bana bir gösterin. Bak, bunlar mı deri? Deri? Orijinal deri bunlar. Ha. Bunlar 10 sene, 8 sene, 15 sene garantisi var bizden. Maşallah. Ha. Allah'ım hayırlı müşteriler göndersin inşallah. Sağ olun. Hatta burada şey gördüm ben. İstanbul şurada da ayakkabılar falan da var. Spor ayakkabıları da var. Ayakkabımızda fazla öyle çeşidimiz yok da gene lazım bir şey olursa. Evet. Var yani. Mevcut var yani. Ya olsun şu anda. Genelde çanta düzenleyelim yani. Evet ama burada da güzel ayakkabılar var. Fena ayakkabılar yok değil. Yani. Bunlar da fiyatlar ne? 3 aşağı 5 yukarı. Vallahi 100-150 arası ya. 100-150 arası. Fiyatlar çok uçtur. Fiyatlar. Aynı şekilde. Bakın burada güzel botlar da varmış arkadaşlar. Bayan botlar.
Mesela şu güzelmiş bak. Şöyle bir tane göstereyim. Çantalar ne kadar ustam? Bu bavullar ne kadar? Onlara da 200 lira diyoruz. Orta boylara. Yani fiyat şunlara 200 lira diyoruz. 300 lira diyoruz. Dışarıda da var ya çantalar. Evet, dışarıda valiz. Evet. Yani 200-300 arası değil mi? Evet. Tamam. Çok uçtu fiyatları. Öyle bir uçtu ki. Biz de yani alırken müşteriye üzüle üzüle satıyorduk. Yani çok pahalandı yani. Ya bu kadar. Maliyet çok yükseldi yani. Ya gerçekten evet. Allah hepimiz yardımcısı olsun. Amin. Üzülüyoruz ya, ekmekçi bugün ekmekçiyle bir şey video çektik. Adam o kadar mağdur ki, hocam diyor, unu diyor alıyorum diyor. Geliyorum diyor dükkana diyor, evet. Depoya koyuyorum diyor. İki gün sonra unun fiyatını hocam soruyorum ki iki katı olmuş diyor. Evet, evet, doğru. Yani stok yapacak yerimiz de yok hocam, stok da yapamıyoruz evet. Diyor adam. Ve insanlar çok mağdur durdu şu anda. Çok kötü, çok kötü. Ya internetten alışveriş yapıyorsun. Bugün adam diyor ki interneti 24 saat geçerli bu fiyat diyor. 24 saat sonra o siparişin eğer varsa var, yoksa adamla iptal edebilirsin diyor. Niye? Çünkü fiyat yükseliyor zaten. Aynısı benim başıma geldi internette. Evet, evet, aynı şu anda. Şu an çantalara orta boylu geçen bundan 2 ay önce 150'ye 160'a 170'e satıyorduk. Değil mi bu şu anda? Şu anda 300 liradan aşağı. Şu şeyler değil mi, şu bavulları? Evet, şu bavullar şu anda 300 liradan aşağı değil. Bunlar 250 liradan aşağı geldi. Yani. Ay. Allah hepimiz yardımcısı olsun diyorum. Dışarıda. Allah hepimiz yardımcısı olsun diyorum. Ama işte bu ekonomi biraz bizim işimizi şu anda biraz daha iyi etti. Çünkü millete malum gülücük almadı. Artık eskiye dikiyorlar. Uyduruyorlar yani, uyduruyor yani. Evet, evet. Demin de mesela bir hanımefendi çantasını dikiyordunuz. Geldi çantasını yaptım. Evet. Yani çantası bozuktu, onu yaptım yani. Artık insan atmak yerine artık daha tasarruflu oluyorlar biraz. Tabii mecbur artık. Zaman o zamana gidiyor yani. Evet, bir de şey, siz deri de mi boyuyordunuz? Deri evet, mont evet, falan değil mi? Evet, falan boyarız yani. Ha, onu da bir ekleme yapalım. Ha. O zaman şey yapalım mı? Kapanış yapalım. Caner'cim şu tarafa geç. Caner'in dünyasına abone olmayı unutmayalım ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Allah'a emanetsiniz. Güle görüşmek güle. Üzere diyoruz. Güle güle.